Palmiyemiz de maşallah bayağı büyüdü. Dün şu yanlardan saçakları vardı. Bayağı dalları vardı şuralardan. Ama sararmaya başlamışlardı. Ve yeni sürgünler oluşması için şöyle bakın, yeni sürgünler oluşuyor burada. Ve bunlar bir dahaki geldiğimde belki de açılacak. Daha da boy atması için bunu budadım yanlardan. 7-8 tane kadar dalını aldım. Bayağı gösterişliydi. Şunları alınca küçülmüş gibi görünüyor ama gene de 2 metrenin üzerinde boyu var bunun. 2,5 metreye yakın şu anda. Daha da büyür inşallah. Burası kedi evimiz. Kedimiz bazen geliyor yatıyor, bazen yatmıyor. Şöyle içinde yatağı da var. Mama kabı burada. Biz bir süredir gelmediğimiz için kediler de mamaları eksik olduğundan doğal olarak pek gelmiyorlar. Evleri boş kaldı. Bunlar da benim verandada yapmış olduğum el emeği göznörü. Bizim site adını verdiğim işleme. Şunlar iki tane boyasız ham olarak aldığım kuş evleri. Kendim boyadım bunları. Şunlar yakacak odunlarımız. Yani şunlar gibi biraz daha düzgün olduğu için aldım, böyle ayırdım bunları. Apartman şeklinde, site şeklinde düzenledim. Böyle. Üstüne martıları kalemle çizdim. Böyle çok sevdiğim bir görüntü. Her seferinde keyifle bakıyorum bunlara. Burası da nazarlarımız. Evin girişi. Bu da benim el işçiliğim. Şu sadece ağacı dışarıdan bulduk. Herhangi bir ağaç parçası, dal parçası. Şu nazarlıklar satılıyor zaten dışarıda. Nazarlıklar böyle işleyip koyduk buraya. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Şık bir görüntüsü var ve zarif. Bakın şöyle. Çok beğendiğim bir çalışma. Bunlar deniz kabuklarıyla yapmış olduğum çalışmalar. Böyle normal duvarlara işliyorum bunları. Kalekimle birlikte duvarlara yapıştırdım bunları. Deniz kenarında böyle tek tek taşlar alıp bunlar, bakar mısın şunların işçiliği? Her birinde ayrı bir işçilik var maşallah. Çok güzel bir görüntüsü var bunların. Çok beğeniyorum ve deniz kenarına her gittiğimde şöyle bulduğum taşları, bulduğum derken çok fazla da görüntüsü hoşuma gidenleri, özellikle böyle her biri farklı farklı bir işçilik var. Alıp böyle getiriyorum, farklı farklı yerlerde uyguluyorum. Dün geldiğimde hava güzeldi. Bahçeye girdim. Şu sebze yataklarını bellemeye başladım. Bir tanesini belledim. İkincisini de dörtte birini gibi belledim. Ama akşam çok şiddetli yağmur yağdı. Bu nedenle şu an bahçeye girilmez çamur oldu. Artık bir dahaki sefere kaldı. Bu sebze yataklarının avantajı, şu diğer taraflar kemikleşmiş. Yani bayağı kaya gibi toprak, çok zor belleniyor. Ama sebze yataklarının ayak basmadığı için yumuşacık. Yani küreği hafiften bir değdirmek yetiyor oraya. Bunlar da soğanlar. Bu güller de maşallah yerini çok sevdi. Bakın şöyle, ve alttan da bayağı sürgünler veriyorlar. Şuralar aynı şekilde. Şu. Bunları çelikleme yöntemiyle dikmiştim. Komşunun budayıp atmış olduğu şeyleri alıp buraya saplamıştım ve tuttu hepsi. Bayağı büyüdü bu. Bu çamları ayrı ayrı zamanlarda diktim. İki tane şu öndeki açık yeşil olan limon selvileri önce dikmiştim. Daha sonrasında da şu koyu olan leylendileri dikmiştim. Ben öngörülü davranamadım bu konuda. Bunlar bu kadar büyüyeceğini tahmin etmedim. Özellikle şu taraftaki bayağı büyüdü. Keşke bunları böyle önlü arkalı şekilde değil de şu yandaki boşluğa yan yana dizmiş olsaydım çok daha güzel bir görüntü olurdu. Şimdi yapmayı düşündüm dün ama doğa canlanmaya başladığı için sıkıntı olur. Belki tutmayabilir düşüncesiyle duruyorlar. Artık bir dahaki bahara kaldı onları yerini taşımak. Yerini taşıyıp yan yana sıralı bir şekilde koymayı planlıyorum. Şöyle.
Palmiyemiz de maşallah bayağı büyüdü. Dün şu yanlardan saçakları vardı. Bayağı dalları vardı şuralardan. Ama sararmaya başlamışlardı. Ve yeni sürgünler oluşması için şöyle bakın, yeni sürgünler oluşuyor burada ve bunlar bir dahaki geldiğinde belki de açılacak. Daha da boy atması için bunu budadım yanlardan. 7-8 tane kadar dalını aldım. Bayağı gösterişliydi. Şunları alınca küçülmüş gibi görünüyor ama gene de 2 metrenin üzerinde boyu var bunun. 2,5 metreye yakın şu anda. Daha da büyür inşallah. Biberiyeyi çok seviyorum. Şunu dün aldım. Biraz büyük, 50-60 santim kadar. Bir de önceki haftalarda gelip de diktiğim şöyle daha küçükler var. Şurada 20 santim kadar vardır boyları. Şunu da bu hafta alıp diktim. Bunun çok güzel faydaları oluyor, etkileri oluyor. Çayını özellikle çok fazla seviyorum ben. Ve yemeklere falan da katılabiliyorsunuz şeklinde. Bu tüplü olduğu için tutma ihtimali çok yüksek bunun. Eve aldığımdan beri bahçenin bu kısmı komple nane dolu. Bakın şöyle, ben buraya hiçbir şey ekmemiş nane. Ama kopardıkça ben buraya sürekli her geldiğinde buluyorum. Bakın şöyle, şuralar özellikle ne kadar güzel. Hep nane dolu. Şöyle. Kopardıkça onlar daha da gelişerek ilerliyorlar. Güllerde bir sefer ekiyorsunuz. Ondan sonrasında sürekli budadıkça, düzgün budayınca özellikle gayet güzel bir şekilde saçaklanmaya başlıyor. Şöyle. Bakın şu da. Bunun nasıl bir gül olduğunu anlamış değilim. Böyle uzayıp gidiyor yukarı doğru. Şunlar da kendiliğinden çıkmış. Ama çok da güzel. Şöyle bakın. Çiçekler açıyor. Şunun gibi burada da bir sürü var. Ben bunları hep koparıp atıyordum ama her sene başında. Meğer bunlar güzel çiçek açıyormuş. Belki de o soğanla birlikte yapılanlardandır. Ağacımız. Geçen hafta geldiğimizde bunu da buraya diktik. Ağaçlarımız hep çiçeklendi. Özellikle erikler çabuk çiçekleniyor. Şöyle bakın. Şöyle armut ağacı. Şu ayva ağacı. Şurada da daha büyük bir ayva ağacımız var. Şu ağacı da dün aldık, erik ağacı. Bayağı büyük bir ağaçtı. Ama dikmeden önce budamak gerekiyormuş. 2,5 metre kadar boyu vardı. Budaya budaya 1 metreye düşürdü satıcı bunun boyunu. İnşallah tutar. Kara lahanalarımız. Çok güzel oldu bunlar, yaprakları falan. Her geldiğimizde yapraklarından toplayıp götürüyoruz. Geçen sefer biraz yaralıydı, böcekler falan yemişti ama şu ankiler çok güzel, tertemiz yaprakları. Şöyle. Burada bayağı var. Ve şu karşı kasada da vardı. Onları gövdelerine kadar kestik. Şöyle. Onlar çünkü hep tohuma kaçmıştı. Şuralara kadar kestik onları. Ondan sonrası tekrar yeşermesini bekliyoruz. Burada da bayağı vardı. İki poşet yaptık. Götüreceğiz oradan. Şuradakileri de toplarız biraz da. Bu sene herhangi bir tohum serpmedim ben buraya bahçeye. Bunlar geçen senenin maydanozları. Bakın şöyle. Tohumlarını dökmüştü. O dökülen tohumlar tekrar yeşerdi. Şurası da aynı zamanda dereotu. Bu da gene aynı şekilde ve bakın kasaların dışına da taşmış, bayağı dereotu var burada. Onlara dokunmayı düşünmüyorum. Şu dışarıdakilere de dokunmayacağım. O şekilde kalsın onlar da. Bu marullar geçen seneki tohumların marulları.
Geçen sene bayağı marul çıktı burada. Daha sonrasında bakın etrafa da rüzgar estikçe dağıtmış, her taraf marul doldu. Şunları çok sık sık bunları alıp seyrekleştirerek diğer taraflara yayacağım. Şurada da var bakın. Yani ben bunu sadece diğer kasaya yapmıştım. Rüzgar estikçe buralara hep yaymış onu. Hatta şu açık alanlarda da var. Bunları bir dahaki geldiğimde biraz daha büyümüş olurlar. Hepsini birlikte alıp farklı farklı yerlere serpiştirmeyi düşünüyorum. Zakkum ağaçlarıyla çelikleme yaptım. Şimdi suya batırdım bunları. Bir dahaki geldiğimde muhtemelen köklenmiş olacaklar bunlar. Toprakta gerekli yerlere hepsini saplayacağım. O zaman gayet güzel bir zakkum ağaç bahçem olacak. Şurada da bakın, bunları da geçen hafta geldiğinde yapmıştım. Şunları. Bunlar hepsi kontrol ettiğimde canlı olduğunu gördüm. Dış bahçeyi de yaptım birkaç tane böyle. Bunlar da gene zakkum. Bulduğum her tarafa zakkum yapıyorum. Ön bahçemi komple çiçeklik yapmayı düşündüğüm için oraya hep zakkum doldurdum.